Savaşa rağmen Alanya'da birlik ve beraberliğini sürdüren Rus ve Ukraynalı vatandaşlar uçan su şelalesine giderek sportif aktivite yaptı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle ailelerinin ziyaret edip bölgenin doğal yapısının korunarak bakımının yapılması için verdikleri mesajın yanı sıra uçan su şelalesinin bir başka ziyaretçi ülkeleri karşılıklı savaş halinde olan Rus ve Ukraynalı tatilcilerdi. Birlikte şelaleye kadar gelen grup kano keyfi yapmak için mücadele etti. Kar suyuyla beslenen suya girmek için kimisi temkinli davranıp kanosunu eliyle suya koydu. Kimisi ise adrenalini iliklerine kadar yaşamak adına kanosuna oturup kayadan kayarak suya indi. Şelalenin kanyon kısmına kadar gidebilmek için büyük efor sarf eden macera perestler Alara Vadisi'nin doğal güzelliğinin keyfini kano yaparak çıkardı. Ukraynalı tatilci ülkesine yapılan saldırı sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade ederek demeç vermekten kaçındı. Rus tatilci ise hem savaşa hayır dedi hem de doğaya yapılan saldırıya hayır dedi. Rus kanocu Side'de konakladığını ve uçan su şelalesine ikinci defa geldiğini, ekipteki Ukraynalı arkadaşlarının da bulunduğunu ancak politik olayları arkadaşlıklarına yansıtmadı. Great place for touristic, for nature, and I don't get idea for builds of dam here, because I think this place it will be dead for touristic. Şey diyor, biz bir 6-7 kişilik ekibiz burada diyor. Side civarlarında kalıyorlarmış. İkinci kere buraya kanyondan kayıp yapmaya gelmişler. Buraya eğer hidroelektrik santrali yapılırsa bu güzelliği katledeceklerini. O yüzden böyle bir girişimde bulunmamalarını istiyorlar. Çok güzel bir doğa olduğunu söylüyorlar. Kayaking is out politik. Yes. Biz bir Ukraynalı arkadaşlar da var içimizde. Politikayla bunu karıştırmıyoruz. Bilindiği üzere bölgede HES yapılmaması için yöre halkı sık sık eylem yaparak oluşturduğu farkındalık sayesinde iptal davalarını peş peşe kazanmasına rağmen tekrar tekrar HES başvurularıyla karşı karşıya kalmakta. Halkın özellikle tarımsal amaçlı kullandığı suyun toplanmasıyla tribün oluşturma gayreti sürmekte.